Computer. Tamam. Evet. Başlayalım şimdi. Evet. Bu chain komplekslerden bahsediyorduk. Şöyle bir lemma ile başlayalım bugün. Lemma. Bunu yaptık mı hatırlamıyorum ama şununla başlayalım. Şimdi elimizde topological space'ler arasında bir tane map'imiz olsun. Let f from x to y be a map between topological between topological spaces. Bu tamam. Then the map şimdi bu evet şu h n of x to h n of y zaten bu chain kompleksler arasında bir map ediyordu. Daha doğru bir söyleyişle F star diye bir tane chain map olduğunu söylemiştik. Herhangi arbitrary chain kompleksler arasında homolojiye geçtiğimiz zaman bu map'in well-defined olduğunu da zaten söylemiştik. Dolayısıyla bu map de well-defined ve şöyle buradaki elemanlar şu şekilde olacak. İ eşittir birden K'ya kadar A, I, sigma, I bunların klasları. Yani burada cycle'ları alıyoruz. İki tane cycle'ın arasındaki fark boundary'si onlar. Aynı klasta bunu alıp tabii ki burada bizim singular homolojiyle uğraştığımız için sigma I dediğimiz delta N'den X'e giden mapler onu F ile kompoz edeceğiz. I eşittir birden k'ya kadar aynı katsayıları alacağız. Sadece f ile y'ye götüreceğiz. Bu map gene burada da class alacağız. Bunun well defined olduğunu daha önce söylemiştim. Burada da well defined diyeyim. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer sizin uzayınız pet connected'sa Hocam merhaba. Bir şey kaçırdın mı hocam? Tekrar mı ediyorsunuz? yok. Şimdi dur. Ne yaptığımı anlatamam. Şu an çok önemli bir iş. Tamam hocam. Oğlum yok etmeye çalışıyorum ben bunu. Ha tamam. Evet. O anın üstündeki işaretleri yapmaya çalışıyordum Tolga. Tamam Daha hocam. önce şimdi şöyle yapmıştık daha önce. Bir algebraik olarak ilk önce bir tane topolojik bir uzayla tanım başladık. Onun üzerinden Cn x'i tanımladık. Cn x'in basisleri neydi? Delta'dan x'e giden continuous maplerdi. Ve Cn x dediğimizde o singular n simplexlerden, Delta'dan x'e giden mapler tarafından generate edilen free abelian gruptu. Bu topolojik uzayla başlayan. Sonra arada boundary mapler tanımladık. Boundary map ile iki kere gittiğimiz zaman sıfır olduğunu söyledik. Daha sonra bir de cebirsel bir yapı söyledik. Cebirsel bir yapıda kastettiğimiz şey şuydu. Cn artı bir, Cn, Cn eksi bir, Cn eksi iki bu şekilde gider. Burada illa bunların free olmasına gerek yok. Normalde cebirde bir chain kompleks dediğiniz zaman böyle bir abelian gruplardan oluşan bir sequence of gruplar olacak. Abelian gruplar aralarında boundary mapleri olacak, bir deltenler olacak. Bakın oradaki deltenler
2 kere uyguladığınız zaman 0. Dolayısıyla biz bir tane topolojik uzayla başladığımızda elde ettiğimiz o singular chain'lerin grubu aslında bir tane chain kompleks oluyor. Ondan sonra o cebirsel yapıdan devam ederek iki tane chain kompleks arasındaki map'i tanımladık. Bir C diye diyelim ki bir chain kompleksimiz var. D diye C'den D'ye olan chain map aslında family of map'ler. Cn'den Dn'e gidiyor. Cn-1'den Dn-1'e gidiyor. Arada boundary map'leri var. Aslında orada hep commutative rectangle'lar oluyor. Chain map dediğimiz o. Özellikle boundary ile yeri değişebilen demekti. Arkasından şunu söyledik. Eğer chain map'in varsa senin, chain map'in varsa o zaman C chain kompleksinden elde ettiğin homolojiden D chain kompleksinden elde ettiğin homolojiye bir tane well-defined F tarafından induce edilen bir map var. Bunun well-defined olduğunu homolojiye geçtiğimizde gösterdik. Ne dedik? Cycle'sa gene cycle'a gidiyor. İki tane cycle'ın farkı boundary ise görüntülerinde de aynı şey. Yani iki tane cycle aynı klasa düşüyorsa görüntülerinde de aynı well-defined diye. Oradan sonra yeniden topolojik yapıya döndük. Dedik ki iki tane uzayın var ve bu uzaylara karşılık bizim singular chain komplekslerimiz var. F diye bir tane map varsa bunların arasında aslında bu chain kompleksler arasında bir tane chain map veriyor bize. Tamam. Bu o en son adımda yaptığımız şey de buydu. Hatta şöyle dedik. Bu homolojiye geçtiğin zaman, chain komplekslerden homolojiye geçtiğin zaman aslında bir anlamda category of chain complexes'ten category of abelin gruplara bir tane map veriyor dedik biz. Tamam. Şimdi o söylediğim, yani cebirsel yapıyla ilgili olarak söylediğim şeyleri şimdi topolojik space'ler için tekrar etmiş gibi oldum. Ha, burada yaptığım, burada bunu söylememin bir sebebi de şu. Şimdi aslında şunu da görmüştük. Eğer elimizdeki uzay pet connected'sa, elimizdeki uzay pet connected'sa o zaman o uzayın sıfırıncı homolojisi Z. Biraz sonra şeyi göreceğiz. Aslında sıfırıncı homoloji pet connected component'larının sayısına bakıyor. Kaç tane pet connected component'ı varsa uzayın o kadar Z veriyor bize. Tamam mı? Bunu pet connected'sa uzayımız içeride bir tane P noktası alıp onun ispatını yapmıştık. Tamam mı? Dolayısıyla aslında yani sıfırıncı homoloji Z oluyor ama Z'nin baktığı şey mesela eğer uzayınız pet connected'sa otomatik olarak Z diyeceksiniz. İki tane ise iki tane Z. Tamam. Şimdi bunun augmentation map ile alakasını söyleyeyim size. Ondan sonra ilerleyelim. Tamam mıyız Tolga? Tamam hocam. Bir şeyi çok merak ediyorum. Tutku Doruk geldi mi derse? Ben geldim hocam pazar burada. Pazar günü. Efendim hocam. Pazar günü neredeydin? Hocam mail attım da sınavım vardı. İngilizce sınavına girmiştim aynı saatte. Önceden ayarlamıştım yani. Oğlum mu daha önceki bir TOEFL sınavın değil miydi senin? Daha önce de bir kere. Ya yok hocam ya farklı şeyler isteyebiliyorlardı. O yüzden tamam. Şimdi ayarlamaya girdim. Tamam. Sana bir de ben mesaj attım. Cep telefonuna. Onunla ilgili bir şey olursa yine söyleyeceğim. Tamam hocam ben çarşambaya kadar size yollamaya çalışırım hocam. Bir hafta mesaj attıkların bir hafta süresi var. Tamam hocam. Sevdiğim öğrencileri. Atmadıklarım da var. Lemma. Evet. Şimdi bu lan ne lemması ya? Tutku ne yaptın? Lemmayı yazdık. Tamam. Kaleme geçeyim. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. İsterseniz example gibi. Example. Şimdi let f from x to y be a map between topological spaces between topological spaces. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Biraz önce yani bu her n için olduğundan şimdi sizin aslında şunların özür şu y olacak. Y f star tamam homolojide indüs etti. Şimdi z
Şurada Y uzayına ait augmentation map'i var. Burada da X uzayına ait augmentation map'i var. Şimdi onu söyleyeceğim. If X and Y are pet connected. Şimdi o zaman bunlar pet connected'sa bu epsilon X ile epsilon Y bunlar izomorfizm. İkisi de Z'ye izomorfik. O zaman bu şeyi söylüyorsa otomatik olarak bu F star'ın da izomorfizm olması lazım. Pet connected'sa şey göstermiştik daha önce. Şu ilk önce C0'dan X'i tanımlamıştım. Sonra H0'dan da tanımlayabiliriz demiştim. Çünkü C1'den gelen map'in imajında 0'dı. Dolayısıyla augmentation map'i C0'dan X'e doğru C0'dan Z'ye doğru kaç sayıların chain, zero chain'lerin kaç? Erkam seni görüyorum. Maskenin arkasından saklanmıyorsun. Anıl mesela öğrenciler esniyor mu derste? Sen diyorsun ki oho neler oluyor. Evet. C0X'ten Z'ye de tanımlayabiliyordu. Katsayılar olarak ya da H0'ya geçin. Klasını alın. Gene katsayıları toplayın. Orada da well-defined'di. Ve izomorfizmdi pet connected uzaylar için. O yüzden zaten pet connected uzayların sıfırıncı homolojisi Z'dir diyorum. Bunu şunun için yapıyorum. İleride mesela sıfırıncı homoloji dediğimde pet connected'sa özellikle mesela manifoldlarda pet connected ile connected birbirine denk şeyler. Çünkü connected'sa Z diyeceğiz. Tamam. Şimdi şey olarak bunu sıfırıncı homoloji pet connected komponentlerine bağlayınca oradaki grup yapısı falan pek görmüyoruz. Ama en azından sizin elinizde pet connected iki tane uzay arasında bir tane map varsa sıfırıncı homolojide bunun induce ettiği map, bu augmentation mapler dolayısıyla izomorfizm olması lazım. Yani ya biri ya bire götürecek ya biri eksi bire götürecek. Başka bir şey yok. Özel olarak y x'e eşitse, x'ten x'e ise oranında identity olması gerekiyor. Tamam mı? Pet connected then the map, yani bu diagram commutative, yani bu diagram commutative, onu şöyle göstereyim. Then the map F star H0 of X to H0 of Y is an isomorphism. Tamam. Daha sonra böyle şeyler yaparken bunu hatırlatırım. Bunu çok da küçümsemeyin. Tamam. Şimdi Utku. Efendim hocam. Heh, tamam. Şimdi Utku için kategori teoriden bir parça çalacağım. Belki yok değil mi Tolga? Ben buradayım hocam. Ben buradayım hocam. Sen çok daha adam bayağıdır yok ortada. Ben buradayım. Tamam. Lemma. Şimdi kategori teori dilinde. Şimdi for each n in n. Bizim bu n'ler sıfır da içine alıyor. The map şöyle x'i alsın, şeye götürsün. X'in n'inci homolojisine. Her n için bunu yapıyor. Aslında şey yapacak olursanız x dediğimiz bir tane topolojik uzay. Değil mi? Bu aslında topolojik uzaylar kategorisinden abelin gruplar kategorisine nedir? Functor. Kategorinin nesi olur? Objesi olur, bir de morfizm olur. O topological space'ler kategorisinin objeleri, vallahi Onur sırf senin için bu geyikleri döndürüyorum. Yaz sen. Bu topolojik uzaylar, objeler topolojik uzaylar, morfizmler topolojik uzaylar arasındaki continuous map'ler. Bunları nereye gönderiyor? İşte homoloji gruplarına.
homoloji gruplar arasındaki mapler de bu uzaylar arasında map var ya, onun homolojide indüs ettiği maplere götürüyor. Faktörümüz bu. Yani homoloji topolojik uzaylara homoloji faktörünü uyguluyorsunuz. Topolojik uzaylardan Abelian gruplar kategorisine bir tane faktör. Bu şimdi homomorfizmler. Evet, Abelian gruplar arasındaki homomorfizmler. Şimdi together with şöyle iki tane uzay arasında F aldığınız zaman özür. F X'den Y'ye aldınız. Bu yapıyı alıyor. Şuraya götürüyor. F star n'inci homolojisinden. Aslında bu şimdi singular chain kompleksle düşünürseniz sadece o singular simplexleri F ile kompoz edip X'e giden mapleri Y'ye gönderiyorsunuz. H n of Y nasıl tanımlanıyor? Burada şeyler var. I eşittir 1'den K'ya kadar A, I, sigma, I'ler var. Bunların klasları var. Quotient alıyoruz. Bunu şeye götürüyor. Şunun klasına. I eşittir 1'den K'ya A, I, F composition sigma I'nin klasına götürürseniz bu defines a functor from the category of topological spaces, category of Ural. Where is Ural? Aha, bir yaşıma daha girdim. Uğur mu yok lan? Şok. Ders iptal. Tamam. From the category of topological spaces. Buna şey diyeceğim. Bu öyle gösterelim. To the category of Abelian groups. Groups. Ona da notasyonum şuymuş. Abelian groups. Tamam. Evet. Bunu da şey yaptım. Söyledim. Şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi mesela sizin aslında uzayınız pet connected değilse, mesela fundamental group hesaplarken, ilk yaptığımız hareket neydi Anıl? Anıl'a da hep böyle sorular geliyor. Normal şey. İlk yaptığımız hareket neydi? İlk adımı hangi ayakla atıyorduk? İlk yaptığımız hareket nedir algebraik topolojide? Base point seçeceğiz. Şimdi uzayınız pet connected değilse aslında fundamental grupta yaptığınız bir tane pet component'la çalışmak. Çünkü bir tane nokta seçeceksiniz. Şimdi bunun birkaç tane şeyi varsa pet component'ı, esas sizin aslında sizin seçtiğiniz pet component'la çalışıyorsunuz siz. Tamam? Şimdi burada da şey yapabilirsiniz. Mesela burada öyle bir koşul yok. Hani bir tane base point seçimi. Burada biraz sonra söyleyeceğim şey şu. Sizin uzayınız pet connected değilse, pet componentları varsa herhangi bir homoloji grubunu hesaplamak demek aslında bu pet componentları hesapla, onların toplamını al demek olacak. Tamam? O şekilde. Daha sonra direkt sumlara yeniden gireceğim ama şimdilik sadece bunu söyleyeyim. Şöyle bir lemma diye geçeyim. Çünkü buradan sonra şeyi söyleyeceğim. Onur, S0 dediğimde, S üzeri 0 dediğimde ne anlıyorsun? Yani 0 gibi orta çember. Evet. Böyle bakıyorum cevabını değiştirmek yok, için. Yok şey, line, şey. Şahtı şahbaz oldu. İki nokta demek istedim. Evet. +1 -1.
Anıl'a sorsak her şeyin sıfırıncı kuvveti bir, Anıl direkt bir derdi. Sonra da senin ne olduğunu söylemedin ki, orlardan yürürdü. Evet. Bir bilim adamı yetişiyor. Daha doğrusu bir avukat yetişiyor. Şimdi S üzeri sıfır dediğimiz zaman o iki noktadan oluşuyor. Böylece şey diyeceğiz. Yani iki nokta, tek noktanın sıfırıncı homolojisi Z ya. S sıfırın bir sıfırıncı homolojisi iki tane Z olacak. İki tane komponenti var. Tamam. Onu söyleyebilmek için araya şunu eklemek istedim. Lemma let X be a topological space. With pet components. Şimdi diyelim ki bunun pet componentları şöyle olsun. Şöyle diyeyim. X A A in A bir tane indeks kümesinden. Daha sonra daha detaylı gireceğim buralara da. Şimdilik şöyle şu kadar söyleyeyim. Zaten biz burada yani vereceğim örnekler finitely many en fazla pet connected componentları olduğu durum olacak. Öbür için de ileride bir açıklama yaparım. Şöyle yapalım. Inclusion. X A diye X diye. Şu indeks kümesi kadar, şu indeks kümesi kadar pet connected componentları var. Orayı muğlakta bırakıyorum. Kafanızda şimdi finitely many diye düşünün. Infinitely many olursa oralara inşallah birkaç bir şey söylerim. Ama şimdilik sanki böyle finitely many pet connected componentları var durumu düşünün. Şimdi denote by, şöyle yapalım, şu inclusion olsun. X A inside X the inclusion map then the map. Şimdi şöyle yapalım, şu direkt sumlarını alayım, A in A şu inclusion. Bu da şöyle olsun. Şunların direkt sumlarını alayım. A in A C star X A to C star X. Aslında şeye bakarsanız bu is an isomorphism. Is an isomorphism of chain complexes. Bunun ispatıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim ama yani şu direksamlara şu an çok girmek istemiyorum. In particular, ama bu da dursun bildiğimiz şeyler arasında. In particular for each n in n the map. Evet. Şöyle direkt sum A in A E star, yani bu indüs edilen map direkt sum A in A H n X A to H n X is an isomorphism. Sonradan bu direkt sum sonlu olma, sonsuz olma, oradaki elemanlar ne formda, onlara tekrar gireriz. Sadece aslında bizim için önemli olan şu yazdığım in particular kısmı, in particular'a başlayan cümle diye alabiliriz. In particular the homology groups of a topological space of a topological space
logical space X are the direct sum of the homology groups of the pet components of X, pet components of X. Evet. Şimdi iki tane örnek söyleyeceğim. Make-up'lar başlamış. Genelde benim öğrencilere yaptığım espri. Matkap sesi geliyor ya. Öyle bir espri var. Her durum için. Şu kapıyı kapatayım. Tamam. Evet. Şimdi iki tane şey söyleyeceğim. Ondan sonra ilerleyeceğiz. Birincisi şu. Örnek olarak yapacağımız şey. Şeyi hesaplamıştık. Hani tek nokta uzayında, tek nokta uzayının sıfırıncı homolojisini hesaplarken aslında sadece bir tane chain, bir tane and her boyutta bir tane simplex olduğunu, delta n'den x'e bir tane simplex gittiğini tek nokta olduğu için onu tanımlamıştık. Onun içinde aslında bir tane sıfırıncı homolojide z vardı. Üst taraftaki homolojilerde o chain komplekse bakarsanız ya izomorfizm ya sıfırdı mapler. Dolayısıyla homoloji hep sıfır çıkıyordu. Tamam mı? Şimdi bu biraz önce söylediğim bu direkt sum argümanı da şunu söyleyecek. Mesela şuna bakarsak h n s 0'a bakacak olursak bu z plus z if n is 0, çünkü iki tane nokta var, iki tane component var, onların sıfırıncı homolojisi ise geri kalan homolojileri de hep sıfır olduğu için if n greater than zero. Aslında n sıfır değilken de diyebilirim de biz şimdilik sadece bununla uğraşalım. Tamam. Yani bunu şey diye de düşünebilirsiniz. Yani kendinizi şöyle de ikna edebilirsiniz. Bizim tanımladığımız n simplexler continuous mapler. Delta n'den x'in içerisine giden continuous mapler. Delta n dediğim pet connected. Şimdi bunun imajına baktığınız zaman bu olduğu gibi imajın bir tane pet connected component'ın içine düşmesi lazım. Doğru değil mi? Tamam. Evet. Bunu da öğrenmiş olduk. Bir de şöyle bir şey var. Bu kullanacağım notasyon evet. Ayrıca adamın soruları da hep böyle. Birazcık yukarı çıkabilir. Evet. Genelde bir uzayın pet connected component'larının sayısı fundamental group pi 1'la gösteriliyor ya. Pi 0 da onun pet connected component'larının sayısını veriyor. Yani şöyle diyeyim. Şu korolleri olarak şöyle bunu korolleri diye yazalım. Korolleri let x topological space we denote by 0 x the pet components of the components of x, tamam, notasyonumuz bu, then
H0 of X Z üzeri şunun kardinalitesi diyelim. Pi 0 of X. Tam kaç tane connected, pet connected component'ı varsa o kadar Z olacak. Tamam. Anlaştık mı? Any questions? Hocam şu haşan F0 yukarıdan nasıl çıktı? Ben tam anlamadım o pet komponentten. Hani onunla ilişkilendirdiğiniz gibi geldi. Evet. Tutku. Çarşamba günü buradaydın. Çarşamba günü şöyle bir şey ispatlamıştım. Eğer bizim elimizde Petcon'un şimdi notlarına bak diyeceğim, sen de haklısın. Orada karman çorman yazılarla yazılmış yerlere sen de pek bakmak istemiyorsun ama. Şimdi şunu yazmıştık. Eğer elimizde X diye bir topological space olsun, o çok önemli. Let X be a topological space, non-empty ve Petconnected olsun. Tamam mı? Onun içinde de P diye bir tane nokta almıştık. P diye bir tane nokta almıştık. Daha sonra şöyle şunu ispatlamıştık. Bu Z'den H0X'e tanımladığımız herhangi bir tane tam sayıyı alıyor. Onu N çarpı P'nin klasına götüren map'in aslında bir izomorfizm olduğunu, aslında augmentation'ın yani augmentation'la compose edildiğinde identity verdiğini, tamam mı? Yani o iota ile gösterdiğim map'in pet connected component'lar için z'nin h0 of x'e izomorfik olduğunu söylemiştik. Doğru mu? Tamam hocam. Onun arkasından da şey demiştim. Eğer sadece tek bir noktadan oluşan uzayınız, bunu pazar günü yaptım galiba. Şunu ispatladık. Tek noktadan oluşan bir uzayınız varsa onun sıfırıncı homolojisi Z. Onu biraz önce yani daha önceden yapmıştık. Diğer yüksek boyutlu homolojileri de sıfır diye göstermiştik. Sanırım bu pazar mıydı Anad? Anad'ın aklında hiçbir şey kalmıyor. Rüzgarlı bayır. Evet. Tamam mı? Tutku, tamam. Bunu galiba evet. Pazar günü yapmıştık. Tolga daha iyi bilir ama. Tolga da cevap vermiyor. Çok değişti bu çocuk ya. Tolga! Adam resmen gitti lan. Tolga yok. Buyurun hocam. Geziyorsunuz. Bırak. Yarım saattir sana soru soruyor. Tamam. Tamam önemli şey yok. Evet, tamam mı Tutku? Notlara bakarsın. Orada. Tamam hocam, çarşamba gününe bakarım tekrar, teşekkür ederim. Hayır, çarşamba günü onu yapıp bırakmıştım galiba, pazar günü de şeyle başladım. Yani, YouTube videosuna bakabilirmişsin. Anıl durdu, bu cevher yumurtladı. Yani tek nokta, konduysa eğer diye de laf sokmaya iman etmeli konuldu. Tek noktadan oluşan uzayların yani sıfırıncı homolojisi Z, üstte kalan homolojileri de sıfır. Onun ispatından da bahsetmiştik. Tamam, galiba pazar günü bununla başladım. Evet, şu ana kadar dersi dinlemeyen Tolga'nın sorusuna cevap verme aşamasına doğru geliyoruz. Yani amacımız şu. İki tane uzay birbirine homotopi equivalent'sa bunların homoloji grupları izomorfik. Ya da şöyle bir şeyler ispatlayacağız. Yani homotopi equivalence'sa sizin uzaylar arasındaki mapiniz, bunun induce ettiği homomorfizm izomorfizm olacak. Tamam mı? Bunu ispatlayacağız. Dolayısıyla da bu tek nokta uzaylarının sıfırıncı homolojisi Z, yüksek boyutlu homolojileri sıfır demiştik ya, bütün contractible uzaylar için bu doğru olacak. Mesela disklerin falan hepsinin homolojisi, sıfırıncı homolojisi Z, üstteki homolojileri trivial. Tamam mı? Onu yapacağız. Evet. O doğru değil. Bu mu yanlış? Diğer yolu mu doğru? Homolojik grupları ayrı olmaksa tamamen grupları ayrı. Yoksa hiçbir bir ilişki
Şimdi sadece şöyle bir ilişki var. Zaten biz fundamental group, fundamental group bakın şuna bakıyor. Uzayın içerisindeki loop'lara bakıyor fundamental group. Şimdi Anıl diyor ki, tamam da arkadaş, birinci homoloji de ona bakıyor. Onu diyorum değil mi içinde? Evet. Bu kadar kabaca da demiyorsun Nurman. Yani fundamental group da circle'lara bakıyor. Yani loop'lara bakıyor. Tam bir tane base point seçiyorsun. Homoloji de seçmiyorsun ama özünde ikisi de uzayın içerisindeki bir boyutlu deliklere bakıyor. Bir boyutlu cycle'lara, loop'lara bakıyor. Aradaki fark şu. Biz fundamental group'ta bir loop'un trivial olması için onun disk bound etmesi gerekir. If and only if. Bir loop disk bound ediyorsa onu fundamental group'ta trivial, tamam mı? Disk bound etmiyorsa non-trivial dedik. Bunlar otomatik olarak homolojide de trivial. Yalnız homolojide trivial olan bazı şeyler fundamental grupta trivial olmak zorunda değil. Şunu aklınızda tutun. Fundamental grupta şunu ispatlamıştım. Bir tane yani bunu S1'dan X'e tanımlı olan mapler diye tanımlamıştık ya. Hani S1'dan X'e tanımlı olan loop'lar öyle ki bu adam eğer S1'dan D2 extend ediyorsa bu sizin map'iniz. Yani bir tane D2'de ki map'in boundary'e restrict edilmiş haliyse o zaman o fundamental grupta trivial demiştik. Homolojide gene bir bound etme olayı var. Yani boundary olma. Homolojinin şöyle bir esnekliği var. Bu adamın illa disk bound etmesine gerek yok. Bir şeyin boundary'si olsun. Tamam mı? Bir şeyin boundary'si olsun. O zaman o homolojide trivial olur. Tamam mı? Şimdi şu for future reference söyle o hareketi herhalde bir itiraz var. Zaten birini abiyetin olarak tanımlıyor. Diğer AB'nin değil ama evet AB'nin değil ama şimdi Anıl'ın kafa öyle çalışmaz. Şimdi der ki arkadaş hep bir topu hepsi. Şimdi birinin fundamental grubun abelianization'ı homoloji grubu olacak. Şimdi Anıl çok güzel bir noktaya parmak bastık. Bir grubu neye böler? Grubun komitatörü ne demekti ya? Sen bilirsin bunca yıllık cebir. Şimdi şöyle, karşılıklı atışıyoruz ya, kendimi de göstereyim. Evet, bir grubun komitatörü deyince ne anlıyoruz? Oğlum komitatör. Bir grubun komitatörü dediğimde, tamam. Bir grubu komitatör, yani komitatörü A, B, A inverse, B inverse biçiminde elemanlar tarafından üretiliyor değil mi grubun komitatörü? Tamam, sub grubu. Alttan ne dedin o? Olmak zorunda değil ama değil. Sesin bir alçaldı. Generate ettiği subgroup diyoruz. Direkt subgroup olmamış. Tamam. Generate ettiği subgroup. Onu biliyoruz. Peki. Bir grubu komütatörüne bölersem abelian mı oluyor? Tamam. Bazı gruplar var ki komütatörüne eşit oluyor. Evet. Evet. Bir grup komütatörüne eşitse onlara nasıl gruplar diyoruz? Perfect gruplar deniyor. Bir grup komütatörüne eşitse, yani G'yi şimdi komütatörüne böldüğünüz zaman sıfır çıkıyorsa o zaman o grup perfect. Demek ki onun abelianization'ını aldığında trivial. Şimdi grubun kendisi non-trivial. Tamam, diyelim ki fundamental grup. Fundamental grup perfect olsun. Tamam mı? Şimdi grubun kendisi non-trivial. Abelianize ettin, trivial oldu. Yani fundamental grubun non-trivial olup homolojinin trivial olduğu durumlar var. Tamam mı? Evet. Ama benim sorum bu değil. Neydi? Zaten bunu bak arkadaş bu nasıl bu tabi? Bunu ben zaten biliyordum. En dersin başında şey demiştik ya hani homotopi olmak, homomorfizm olmaktan daha zayıf bir şey. Evet. Homotopileri işte homotopi değil demenin bir yolu fundamental grubu farklı. Evet. Homolojide de aynısın. Evet. Bu geçişi yaptık. Şimdi aynı geçişi homoloji gruplarına da yaptık. Yaptık. Evet. Yani şöyle mi yoksa arada mı fundamental grup veya homoloji grup olması? Yani iki tane topolojik space'in fundamental grupların izomorfizm olmasıyla homoloji grupların izomorfizm nasıl bir ilişki var mı? Yok. İşte çünkü şimdi şöyle bir şey var.
şöyle bir şey var. Bu fundamental group'ta pi 1'dı. Demek ki pi 2'su, pi 3'si falan filan da var uzaydır. Şimdi bu homolojide bütün dereceleri göreceğiz. Şimdi sen diyorsun ki mesela fundamental grupları izomorfikse bütün homoloji grupları izomorfik olabilir mi? Değil. Veya tam tersi. Homoloji grupları izomorfik. Şimdi o ayrı. O soruya daha detaylı bir cevap vereceğim. Bütün homoloji gruplarının, şimdi bakın şu da for future reference, şu da önemli olacak. Şimdi iki tane uzayımız var. Bakın bunlar kritik noktalar. İki tane uzayımız var. Bunların homoloji grupları izomorfik diyorum. Bunu demekle iki tane topological space'im var. Bunların arasında bir map var. Bu map homoloji grupları arasında izomorfizm induce ediyor demek farklı şeyler. Yani izomorfizm var. Bunlar ama F var. X'den Y'ye gidiyor. Bunu homolojiklerde induce ettiği maplere bakıyorsun. Onlar hep izomorfizm veriyor demekle bu gruplar izomorfik demek farklı. Çünkü ikinci dediğinde ortada bir map yok. Ona cevap vereceğim. Tamam. Ona cevap vermek o kadar da hemencecik olacak bir şey değil. Tamam. Good question. Şimdi anladım, bundan sonra soru sormaz. Hep tepede bırakır her şeyi. Evet. Şimdi evet. Şeyi söyleyeceğiz. Burada Anıl'ın da dikkatimizi çekmeye çalıştığı gibi homotopy cool'un space'lerin homoloji grupları izomorfiktir. Filmin sonunu söyledim. Ondan sonra şey yapıyorum. Two hours earlier. Ne yapıyorlardı? Evet. Şimdi bunun için buradaki yöntem şöyle olacak. Chain komplekslerden başlayacağım gene. Tabii aklınızın geri planında hep şöyle düşünün. Ben chain komplekslerle cebirsel olarak anlatacağım. Aslında şey diye düşünebilirsiniz. Yazdığım her chain kompleks aslında bir tane uzayın bu singular simplexlerden oluşan chain kompleksi. Tamam mı? Uzaylara geçip öyle, ama daha cebirsel olarak daha genel ifadelerle başlayacağım. İki tane chain kompleks alacağım. Sonra bunların arasında bir tane homotopi tanımlayacağım. Chain homotopy. İki tane chain kompleksin chain homotopik olması ne demek diyeceğim. Chain kompleksler chain homotopik ise homolojileri izomorfiktir diyeceğim. Çünkü iki şekil yaptım. Bir, topolojik uzaylar ve aralarındaki maplerle başlayarak hani chain kompleksler falan tanımladım. Bir de direkt cebirsel bir yapı verdim. Yani herhangi bir tane cebirsel yapı, biz ne diyoruz cebirsel olarak? Chain kompleks, abelian gruplardan oluşan bir sequence. Aralarda mapler var. O aralardaki maplerin tek özelliği iki kere gittiğin zaman sıfır oluyor. O durumda her zaman için homolojiden bahsedebilirsin. Her zaman için cycle, homolojiden bahsedebilirsin. Tamam. O chain kompleksi bu şekilde görüp homoloji hesapladın. Aynı şey topolojik uzaylar için. Yani söylediğim her şey. Tamam Uğur Bektaş. Biraz sıkıldın belli. Gözlerinden yaş gelinsin kadar esnedin. Evet, şimdi chain homotopy tanımlayacağım. Onu tanımlayayım, sonra ara vereyim de Uğur Bektaş Bey'in yüzünü yıkasın. Chain homotopies. Evet. Let F G, ya keşke hiç C demeseydim. Şunlara C star diyeydim en baştan. C star, D star, bunlar bizim chain kompleksimiz. Ve şey, chain map'in de ne olduğunu söylemiştik. Chain kompleksler. Bu ikisi arasında şey, chain map'ler. Chain map demek aslında burada family of map'ler var. C'den D'ye giden. B chain maps. B chain maps. Ya for future reference şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu bir dakika şeyde çok merak ediyorum. Bu çocuk nerede ya? Evet. Şu mesela bakın. Bunu da belki için çiziyorum. What is this? Two genius. Anladın mı? İyisi. Valla adı ama bakın. Büyük bir ilerleme bu. Genus 2 surface bu. Orientable. Orientable. Şimdi
İçi de boş oluyor adamın. Hani hemen senin aklına böyle sarmalar falan filan öyle şeyler gelmesin. Bunu ya yani iki boyutlu bu. Evet. Şimdi bakın. Şu circle aldınız ya. Bunu ileride gene söylerim ama şu aklınızda dursun. Şimdi bu circle fundamental grupta non-trivial bir eleman. Disk bound etmiyor. Tamam mı? Ama homolojide trivial bir eleman. Çünkü bakın şuradaki surface'ın ya da bu taraftaki diğer taraftaki surface'ın boundary'si. Tamam mı? Yani bir şeyin boundary'si bu bir boyutlu ya, iki boyutlu bir şeyin boundary'si olmaması lazım. Bu örneği aklınızda tutun. Hani homoloji fundamental grup farkı diye. Tamam mı? Tamam mı? Anlaştık. Evet. Neyse sonra gene söyleyeceğim. En azından şimdilik yani Utku da var da hepimizin kulağına küpe olsun. Evet. Bir chain maps between chain complexes C star and D star. A chain homotopy. Bunu P ile gösteriyorum. O da şöyle. Gene aynı chain map'ler gibi. N in M between F and G consists of a family PN. Bak bunlar bu chain map'ler. Do you want to save changes? No. ZNT. Sen öyle yayıldın ya. Bugün dersin sonunda kesin no'ya basarım ben. Chain map'ler CN'den DN'e gidiyordu. Değil mi bak? CN'den DN'e. Bunlar DN artı 1'e gidecek. Tamam. Such that for each n in n we have evet. Şimdi şu aslında delta n artı şimdi diagramı çizince pn artı pn eksi bir composition delta n fn eksi gn. Şimdi bu aslında chain maplerin homotopik olması. Şunu da yazayım ondan sonra şekle geçeceğim. If there exists a chain homotopy between chain maps F and G, then we say that F and G are chain homotopic and we write. İşte bunlar yani chain map'lerin homotopik olması bu. Şimdi siz bunu yazın sonra hem bu tanımı tekrar edip hem de diagramı çizeceğim. Son anda diagramı çizmek istemiyorum. Tamam mı? Şimdi Onur'u da beklemiş oluruz. Şimdi grup online. Şimdi grup online. Şöyle bir şey yapacağım. Oturumu kapatacağım. 2 dakika sonra geri açacağım. Tamam mı? Berke uygun mu senin hocam? Gayet uygun hocam. Tamam o zaman. Bir kapatıp açayım hemen. Gel şey yapacağım. Mola mı vereceğiz onu tam anlamadım. Evet 10 dakika teneffüs.
Şimdi bir şey demeyeyim. Mola verdik 10 dakika. Stop share. Tamam. Şöyle yapayım. End. Şimdi... End.